Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. TAL kursus, online TAL kursus neydi lan? Sollanca dil kursumuza hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz To Come in the Tide, yani zülün, gelecek zamandır. Dersimizin amaçları ve genel anlamda nedir bu? To come in the tide, gelecek zaman demektir. Hollanda'da gelecek zaman yardımcı fiil olan zülün ile kullanılarak yapılır. Zülün artı heyle veko, yani fiilin mastar halidir. Konumuz ve dersimiz başlayabilir. Let's doolun, leer doolun. Yani dersimizin amaçları nelerdir? Bu dersimizde gelecek zamanın Hollandaca dil bilgisinde nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Zülün yardımcı fiiliyle kullanılır. Temel anlamda zülün artı heyle werkwoord, yani fiilin mastar halidir. Zülün plus gaan, spelen, spreken, studeren. Zülün artı gitmek, konuşmak, okumak, fiilin mastar hali, mek, mak halidir. Örnek cümlelerimiz. Bu listede gördüğünüz gibi Hollandaca'daki özneler onderwerpen, ik, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij, ze olarak geçmektedir. Zülün fiilinin, yardımcı fiilinin özneye göre çekimi çok önemlidir. Ik zal naar Turkije gaan. Ben Türkiye'ye gideceğim. Jij, je, zal of zult naar Turkije gaan. U zult naar Turkije gaan. Hij, zij of het birinci tekil kişilerde. Ja, hij zal naar Turkije of naar de bioscoop gaan. Wij, we zullen naar Engeland gaan. Biz İngiltere'ye gideceğiz. Jullie zullen naar de school gaan. Siz okula gideceksiniz. Zij of ze zullen naar de winkel gaan. Onlar alışveriş merkezine gidecek. Çoğunlarda zülün. İşte bu. Tekillerde. Evet, tekillerde zal. Çoğunlarda zülün. Sadece ü zült. Siz dediğiniz. Örnek cümleleri okuyoruz Tamer Bey. Ik zal een sinaasappel eten. Ne demek? Ben portakal yiyeceğim. Bir portakal yiyeceğim. Güzel. Ik zal naar de stad gaan. Tamer Bey. Ben şehre merkezine gideceğim. Çok güzel. Şehir merkezine veya şehre gideceğim. Ik zal zoeken. Etken ben, cümle. Ben arıyorum. Arayacağım. Arayacağım, pardon. Gelecek zaman. Evet. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ik zal worden gezocht. Edilgen cümlelerde de kullanılmaktadır. Aranacağım. Ik zal aranacağım. Ik zal gezocht worden. Aranıyor olacağım veya birisi beni arayacak. Aranacağım. Bir başkası tarafından. Ik zal je straks bellen. Birazdan. Ben sonra arayacağım. Arayacağım. Ik zal je straks bellen. Önerme. Tabii buradaki hangi durumlarda kullanılır veya söz verme. Zülün artı heyle werkwoord. Yani fiilin mastar halidir arkadaşlar. Zülün we naar de film gaan. Berak Hanım biliyorsanız. Filme gidelim, gidelim mi? Tamam. Gidecek Tamer miyiz? Bey, teşekkür ettik. filme gidecek miyiz? Berak Hanım devam ediyorsunuz benimle lütfen. Tamam. Sinemaya gidelim mi? Filme gidelim mi? Öneride bulunuyorsunuz. Diğer anlamı da gidecek miyiz? Çok güzel belirttiniz. Teşekkür ederim. Ik zal je straks ophalen van je werk. İşe straks'ı bilmiyorum. Biraz. Bakalım, okuyalım. Birazdan seni işten alırım. Tamam veya alacağım. Geniş zamanın da kullanıldığı halde geçmiş gelecek zamanı belirten cümlecikler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hülya Hanım'dayız. Kesinlik ifadesi içeren cümleler well, fast, of fast well. Kesinlikle öyledir. Ik zal het fast wel koud krijgen. İlk. Deneyebilirsiniz Hülya Hanım. Pas. Okuyunuz efendim lütfen. Kesin üşüteceğim. Veya soğuk alacağım. Soğuk algınlığı olacak.
Hijzal wel snel Nederlands leren. Hülya Hanım devam ediyorsunuz. Hijzal wel snel Nederlands leren. Çabuk Hollandaca. Hollandaca öğrenmem lazım. Öğrenecek. O tekil efendim. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum Hülya Hanım. Sibel Hanım isterseniz katılabilirsiniz. Tamam. Kesin olacak şeylerde yine fas ve vel. Birkaç cümlem daha var efendim. Sibel Hanım zor bir cümle dikkat edin. De trein naar Leiden zal over enkele ogenblikken aankomen op spoor 5. Spor 5 Türkçesi nedir bilmiyorum. 5. Hat mı diyeyim? Peron. Peron 5. tren Leiden'a giden tren. Evet. Enkele bir sefer miydi? Çok güzel. Devam edelim. Bir seferliğine 5. perona gelecek ama Ogenblikken bilmiyorum. Enkele Ogenblikken birkaç tane göz açıp kapayana kadar. Birkaç defa göz açıp kapayana çok kadar. Çok zor bir cümle benim. Yani birazdan daha güzel bir çevir olur. Platforma gelecektir. Sibel Hanım, Ecem zal mij fast wel heel erg missen. Ecem beni özleyecek. Çok özleyecek. Ecem beni kesinlikle özleyecek. Hayri Bey müsaitseniz katılabilirsiniz. Gelecekte olacak durumları belirtiyoruz arkadaşlar. Genellikle gaan yardımcı fiile beraber mastar halinde. Fiilin mastar hali kullanılır. Volgend jaar ga ik in Amerika studeren. Volgend jaar ga ik in Amerika studeren. Gelecek yıl Amerika'da öğrenci olacağım. Öğrenciler ne yapar efendim? Ya, study, yani okuyacağım. Güzel, güzel. Wij gaan vanavond naar TV kijken. Wij gaan vanavond naar TV kijken. Bu akşam TV izleyeceğiz. Bu akşam televizyon izleyeceğiz, seyredeceğiz. Çok güzel. Son cümleniz. Ga jij dansen met haar? Ga jij dansen met haar? Jij... Onlardı galiba. Siz yani sen. Siz sen. Okey. Ha gitmek. Bu akşam dansa gidelim mi ya da nasıl dönelim? Onunla dans edecek misin? Dans edelim mi? Hayır. Dans edecek misin? Onunla dans edecek misin? Edecek misin? Okey. Okay, hayır Bey teşekkür ediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Filiz Hanım. Zullen gaan aşağıdaki durumlarda kesinlikle kullanılmaz. Tümcede zaman belirteci kullanılırsa gelecek zamanın yerine geniş veya şimdiki zaman da kullanılabilir. Buradaki geniş veya şimdiki zaman ifadeleri gelecek zaman anlamındadır. Volgend jaar krijg ik een nieuwe auto. Seneye, evet. Önümüzdeki yıl bir tane yeni araba alacağım. Çok güzel. Filiz Hanım devam ediyoruz. Ga je deze zomer je tante bezoeken? Yazın. Evet. Teyze. Ziyaret. Teyzemi ziyaret edeceğim. Edecek misin? Edecek misin? Soru pardon, şart. Onu görmedim. Bu yaz teyzeni ziyaret. Okuyoruz. Ga je deze zomer je tante bezoeken? Bu yaz teyzeni ziyaret edecek misin? Çok güzel. Devam edin lütfen. Hijzal fast fel bellen. Fast bell, bellen. Bellen telefon açmak. Ya. Yeah. O. Kesinlikle. O. Telefon açacak mısın? O mutlaka. Mutlaka telefon edecek. Telefon edecek veya açacak. Fast well mutlaka kesinlik ifade ediyor efendim. Hatırlayın. Oh, fast. Evet. Gaan wij. Fritje eten. Patates cipsi. Biz patates cipsi. Siz patates biz patates cipsi yiyecek miyiz? Veya öneri yiyelim mi? Evet, yiyecek miyiz? Yiyelim mi aynı anlamına gelir. İklim Hanım müsaitseniz katılabilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Soru gelsin. Burada zul kullanmadığımız için bu yakın evet. gelecek mi oluyor? Efendim yakın gelecek kesinlikle evet. Ve han özellikle gaan zulünün yerine kullanılır.
Han normal şartlarda gitmek demektir. Biliyorsunuz az önce söylediniz. Yani patates yemeye gidecek miyiz? Bu han özellikle zülünün yerine kullanılır. Aynı an ik zal ve zülün dat han doen mesela. Öyle bir cümle olmaz. Sonra geçelim. Sadece sorularda mı hocam? Normal cümlede de var arkadaşlar. Ha, normal. Şimdi morgen yarın volgende week önümüzdeki hafta. İkrim Hanım orada mısınız? Buradayım hocam. Tamam. Volgende week önümüzdeki hafta. Volgend jaar önümüzdeki yıl, gelecek yıl gibi zaman zarfları kullanılıyor. İkrim Hanım buyurun. Bu akşam çalışmayacağım. Hollandacası? Ik werk vanavond niet. Çok güzel. Bu gece veya bu akşam çalışmayacağım. Gece değil akşam. Özür. Evet. Ik doe volgende maand rijexamen. Ik doe volgende maand rijexamen. Rijexamen. Ik weet het niet. Önümüzdeki that... ay ehliyet sınavı. Önümüzdeki ay evet ehliyet sınavına gideceğim. Çok güzel. Son. De bus vertrekt over 10 minuten. Otobüs 10 dakika sonra gelecek. 10 dakika sonra gidecek, ayrılacak, hareket edecek. Okay. Trek. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Betül Hanım arzu ederseniz katılabilirsiniz. Evet, geniş ve gelecek zamanlar birbirinin yerine kullanılır arkadaşlar. Ik zal je straks ophalen demek aynı zamanda ik haal je straks op. Aynı anlamdadır. Yani değişmiyor. Anlam aynıdır. Zal'la da kullanabilirsiniz veya ik haal je straks op. Birazdan ama... seni alıyorum. Okay? Op'la ophalen fark ediyor mu peki hocam? Buradaki Zal'da ophalen. Şimdi şey. Hal'da op. Ayrılabilen fiiller, ona ayrıca gireceğiz başka bir dersimizde. Tamam. Birazdan seni gelip alacağım. Wij zullen het morgen, Betül Hanım, galiba müsait değil. Wij zullen het morgen proberen. Hülya Hanım deneyebilirsiniz. Yarın. Biz yarın. Proberen denemek demek. Yarın deneyeceğiz. Çok güzel. Yarın. Evet. Veya bunu şu şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarın. Wij gaan het morgen proberen. Yarın deneyeceğiz. Burada az önce Hayri Bey'in de sormuş olduğu zülün ve gaan'ın birbirinin yerine kullanıldığına dair en bariz örneğimdir bu. Umarım oturuyordur şu anda. Evet. Teşekkür ediyorum. Devam hocam edelim. Bir şey sorabilir. Da hani bir tanesi daha resmi, bir tanesi daha ne diyeyim daha sıcak bir ortamda mı söyleniyor? Özellikle Wöhan konuşma dilinde daha rahat bir ortam. Wöhan'ın biraz daha resmiyet kazandırdığınız, kesin randevu yapmış olduğunuzu belirtir aslında. O dediğiniz doğru. Tamam. Nurbanu Hanım müsaitseniz katılınız lütfen. Yüzülte toch niet vergeten. Unutmayacaksın değil mi? Unutmazsın herhalde, değil mi? Güzel. Devam edin. Evet, en iyimizi yapacağız. Yani elimizden gelenin en iyisini, en iyisini yapacağız. Devam edin Nurban Hanım. Bezulun ve morgen gaan doen. Wat zullen we morgen doen of wat zullen wij morgen gaan doen? Dat mag ook. Yarın ne yapacağız? Ya, je mag ook zeggen, wat gaan wij morgen doen? Yarın ne yapacağız? Bu doğru arkadaşlar. Okay? Okay. Orayı anlamışsanız çok güzel oldu bence. Nurban Hanım, devam edebilirsiniz. Okay. Hi Zal. Hey Zal, was wilt du sein? Kesinlikle evde olacak. Kesin evdedir, evde olmalıdır. Devam ediniz, çok güzel. Zulun ve naar het theater gaan. Tiyatroya gidecek miyiz? Zulun wij naar het theater gaan. Theater. Theater. Ja. Theater. Devam edin. Bioskop. Gaat hij alweer naar de bioskop? Alweer nedir hocam? Yine de demek. Yine de sinemaya gidiyor muyuz? Yine mi sinemaya gidiyor? Yine mi gidiyor? Yine. Tekrar ediyor efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, teşekkür. Evet, Filiz Hanım müsaitseniz buyurun. Gaan jullie morgen dansen? Yarın dansa gidecek miyiz? Devam edin ekranda.
Wat sollen sein auf der Kürzeslehren? Kursta ne öğreneceğiz? Güzel. Ich soll nu beginnen. Şimdi başlayacağım. Bravo efendim. Tamam, bu alıştırmaydı. Sollen artı fiilin mastar hali. Arkadaşlar şu anda bir tık yukarıdayız. Sollen mastarla beraber gelecek zamanın hikayesi olarak kullanılır. Bir olayın başlayıp devam ettiğini, bir durumun olması gerektiğini anlatır. Dil seviyesi A2 ve A2 artıdır buradan itibaren. Yine öznelerimiz. Ek, yayı, ü, ay, zay, zö, het, vay, vö, yüli, zay, zö. Ik, zau, komen. Tekillerde zau, çoğullarda zaudun. Neymiş efendim bu? Tekillerde gelecek zau. Zamanın hikayesi. Cümlelere bakalım. Ik, zau, komen. Gelmiş hocam, olacak. Hocam İngilizcesi... Geliyoruz. Karıştırmayın İngilizce şimdilik. Zaudun artı heyle veykvort diyoruz. Kuşku halinde, halinde, halinde diye düşünelim. Zau hayfandag velkommen. Bugün gelecek miydi? Bugün gelecek miydi? Dikkat edin arkadaşlar. Veya bugün gelecek mi dersin? Zau hayfand coffee houden. Çünkü şüphe halindeyiz ya. Acaba kahveyi sever mi? İşte bu. Kahveyi sever mi acaba? Sever miydi? Tamam. Çünkü şüpheliyiz. Olmama ihtimali var burada. Bir üst aşama biliyorsunuz. Zaurun artı mastar. Pardon. Geçmeden bir şey sorabilir miyim bir öncekiyle? Buyurun efendim. Bu üçüncü bir kişiye anlatırken mi bu hali kullanacağız? İşte bu. Yani gelecek zamanın hikayesine gitmek durumundasınız. Şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Konuşma anınız şu anda. Evet. Ama sever miydi acaba? Olacak mıydı? Gelecek zamanın. Hep acaba düşünmemiz gerekiyor, evet. Değil mi? Ama hep değil. Bakın kullanım yerleri. Hep değil mi? Kullanım yerleri geliyor şimdi. Duyulmuş bir şey olabilir. Haber olabilir, dedikodu olabilir. Mışmış. Mesela, ik hoorde dat hij vandaag niet zou komen. Şu anda sizin için zor olabilir. Tereddüte düşmeyin. Sadece bilgi amaçlı izleyiniz lütfen. Bugün gelmeyeceğini duydum. Bir sonraki cümle. Hij zou een probleem hebben met haar baas. Patronuyla bir problemi varmış veya olması gerekir. Ama bu benim şeyim. Dedikodu. Öngörü. Benim yani. Görüşüm. Yani böyle olmamış da olabilir. Tamam. Bir şey arzulandığında, çok istendiğinde. Ik zou wel een kopje koffie lusten. Gerçekten şu anda bir fincan kahve süper giderdi. Çok güzel olurdu. Ama öyle bir şey yok. Kimse bize kahve vermiyor şu anda. Hmm. Tamam. Veya je zou eens vroeger thuis moeten komen. Yani adama diyorsun ki ya saat 11 olmuş daha eve yeni geliyor adam. Diyorsun ki erken eve gelse iyi olurdu ama saat 12. Sen daha yeni eve buradasın. Kursumuzdan memnun musunuz diye soru geldi. Evet. Memnunuz. Aynen memnunuz. Hocam, memnunuz. Evet, memnunuz. Fazlasıyla. Geçmişte yapılmış bir plan veya fikir üzerine konuşuyorsanız. Han ve Nadu film. Filme gidecek miyiz? Ney? Ali zal toch komen. Hayır. Ali de gelecekti ya. Veya adını Jan diye değiştirmiş orada da. Ich ga deze muur wit schilderen. Ben bu duvarı beyaza boyayacağım. Oh ya? Ha, öyle mi? We zouden de muur toch blauw maken. Ama maviye boyayacaktık ya. Öyle anlaşmıştık ya. Alman farklarına dikkat edin arkadaşlar. Görüş belirtme. Je zou eens op tijd moeten komen. Zamanında gelmen gerekirdi. Ama gelmedin, geç kaldın. Azarlama durumu. Hij zou eens nieuwe auto moeten kopen. Yeni bir araba alsa iyi olur. Ama almıyor adam. Sonuç burada önemli arkadaşlar. Burayı hızlı geçiyorum. Hayali bir koşul ve şart ortaya konulursa. Als ik niet zo ziek was, zou ik er wel aan beginnen. Bu kadar hasta olmamış olsaydım veya olmasaydım başlardım ben bu işe. Ama hastayım, başlayamadım. Had ik maar naar jou geluisterd, dan zou ik nu niet ziek zijn. Keşkeli cümleler. Keşke seni dinleseydim, şimdi hasta olmayacaktım. Keşkeler. Tamam.
telefon edecekti. Zau zai belen. What zau yai doon in zoon gefal? Böyle bir durumda sen ne yapardın? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Gerçekten bilmem. Bilemezdim yani. Wie zouden er gisteren komen? Dün kim gelecekti? Geçmiş zamanın hikayesi. Gelecek zamanın hikayesidir. Dün kim gelecekti? Zou Murat vandaag komen? Ne bir tahmin? Gelecek miydi acaba? Ve şüphe var. Evet. Frizan katılabilirsin. Jullie zouden op mij wachten. Siz beni bekleyecektiniz mi? Bekleyecek miydiniz? Güzel. Beni bekleyecektiniz ama beklemediniz. Gittiniz. Ayıp ama. Değil mi? Ja. Evet. Je zou vandaag toch niet werken? Soru cümlesi. Sen bugün çalışma. Sen bugün çalışma var mı? Çalışmayacaktın. Çok güzel. Arkadaşlar yardımcı olabilirsiniz birbirinize. Bugün çalışmayacaktın ya. Oradaki toh ya anlamında arkadaşlar. Het huis is vies. Je zou eens moeten schoonmaken. Bilmediğiniz kelimeler vies, kirli demek. Evin pis, evin eens çok bir defasında pis. Moeten, mecbur, schoonmaken, temizlik. Hadi temizlemek zorundaydım. Evin çok pis, ev evet. Çok pis. Evet. Bir sefer temizlemek zorunda, bir sefer temizlemek zorundasın. Bir ara temizlik yapmalısın. Ev pis, bir ara temizlik yapmalısın. Yap artık, yani ev hala yani. Biz şu anda. Okay. What zou je doen als je ziek zou worden? What zou je doen? Hasta ziek... Evet. Hasta olduğun ne zaman yapardın? Ne yapardın? Ya? Hastalanmış olsan ne yapmış olurdun veya ne yapardın? Daha doğru çevire. Wanneer zou u willen beginnen? Ne zaman başlamak istiyorsun ya? İsterdiniz. We zouden toch niet schrijven, maar... Oradaki R arkadaşlar, T değil, özür. Maar bellen. Yazmayacaktık ama telefon... Edecektik. Aynen, edecektik yani. Ama öyle bir şey de yapmadık. Boşluk. Cevabı da boşluktur biliyorsunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Birazcık evet. Daha böyle şey mi yani, bu zaldan farkı... fikir isteme gibi mi? Evet, hani ona evet. Veya iş işten geçmiş olması lazım. Artık ya kinaye ya fikir sorma. Evi fikir sorma olur ve sizin sonucu değiştirme gibi bir şeyiniz yok, şansınız yok. Geçmişte yapılmış olan bir plan var. Ve gaan naar de film, filme gidecektik. Gaan we naar de film, filme gidelim. Hadi öneriyorum. Nee, Jan zou toch komen. Hayır, Jan gelecekti. Önce o gelecekti, sonra gideceğiz. Ama gelmedi daha, bekle. Sonuç tamam. Öyle yani. Ve ilginçtir. Ve önemlidir bu arkadaşlar. Bunu az önce işledik, tekrar etmeyeceğim. Denken, düşünmek. Az önce sorduğunuz soruya yaptığınız yoruma küçücük bir hopen, umut etmek. Rekenen op, bir şeyi hesaba katmak. Vertrauen op, bir şeye güvenmek. Dat sonrası yan cümlede zouden kullanılır. Bakalım neymiş. Ik dacht dat je gisteren zou komen. Dün senin geleceğini sanıyordum ama gelmedi. Ik vreesde dat we nat zouden worden. Islanacağımızdan korkmuştum. Ama ıslanmadık. Sonuç önemli arkadaşlar. Biraz zor gibi kulağa geliyor ama bunları yapacağız. 8 haftamız var daha. Ik hoopte dat zij dat niet zou zeggen. Ik hoopte, umut etmek... Niet zou zeggen, söylememiş olurdu. Onu söylemeyeceğini ümit ediyordum ama söyledi. Hij rekende erop dat het niet zou gaan regenen. Yağmur yağmayacağını hesaplamıştı ama yağdı. Yağdı. Vertrouwde jij erop dat iedereen mee zou helpen? Şu anda B1'deyiz dil seviyesi. Herkesin yardım edeceğine mi güveniyordun sen? Vertrouwde jij erop dat iedereen mee zou helpen, ama kimse yardım etmedi. Ellerim bomboş kaldı. İstiyorsanız bu kısmı sizi çok fazla sıkmamak adına geçiyorum. Hocam kayıt yapıyoruz ya, isterseniz okuyun en azından, hani farklı bir... Je zegt dat er tussen hen nooit iets zou zijn geweest. Geweest zou zijn. İkisi de doğru.
We hoorden dat de wedstrijd morgen al zal worden gespeeld of gespeeld zal worden. Cümle yapısında orada değişiklik var. Dikkat edin. Yani kelime sıralamasında. Zij verwachten veel het feest. Berna zou gisteren naar de bioscoop gaan. Zullen we volgend jaar samen naar Turkije gaan? Önümüzdeki yıl birlikte Türkiye'ye gidelim mi? We volgend jaar aan het eindexamen deelnemen. We zullen volgend jaar önümüzdeki yıl okul bitirme sınavlarına katılacağız. Ze zullen vast wel langskomen. Mutlaka bize uğrayacaklardır. Wat zullen we op de cursus bereiken? Orada zaten zullen yazılmış, çizgiye gerek yok söyleyeyim. Hmm. Eda zou een relatie hebben met haar baas. Eda'nın büyük ihtimalle patronuyla bir ilişkisi olması lazım. Roddle diyorsunuz ya, arkadan konuşmak, gıybet etmek vesaire. Als ik niet zo ziek was, zou ik er wel aan beginnen. Had ik maar naar jou geluisterd, dan zou ik nu niet ziek zijn. Keşke senin sözünü dinleseydim. Şimdi bunlar başıma gelmezdi veya böyle hasta olmazdı. Je zou eens vroeger thuis moeten komen. Cümleler geçti arkadaşlar. We dachten dat je gisteren ook zou komen. Dün de geleceğini düşünmüştük ama gelmedin. I reckon derop dat het niet zou gaan regenen. Aynı cümle. Devam ediyoruz. Telefoneren. Telefoon. Reageren als je gebeld wordt. Ik belde haar, maar zij nam het niet. Aramıştım ama telefona bakmadı. Şu anda başka bir konuş. Ik heb gisteren een video opgenomen. Opnemenle ilgili bir filmsi bu. Als ik bel moet je telefoon opnemen. Opkomu çok ilginç bir fiildir. Şu anda gelecek zamandan çıktım. Son üç cümlem. Birisi için boven the horizon komu zone of man, yani güneşin çıkması. Zone komt wel op. Ik belde haar, maar zij neemt het niet op. Mandy neemt voor Liva op. Ik neem het op voor een vriend. Bir arkadaşıma destek çıktım. Bir arkadaşıma destekledim. Als ik bel, moet je meteen opnemen. Sen ararsan hemen cevap vermen lazım. Vesaire. Son kısım sayılmaz ama arkadaşlar bugünkü dersimizde gelecek zamanı ve gelecek zamanın hikayesini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Ders zor gibi gözünüze gelebilir. Çünkü A1, A2 ve B1 cümlelerini bizzat kullanmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir daha teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şirin, teşekkürler. Stop.